Merhaba arkadaşlar. Bugün, birlikte altına yatırım yapmanın avantajlı yönlerini konuşalım. Bu değerli metali, dünyadaki birçok insan için özel yapan şey hakkında daha fazla bilgi edinelim. Altın fiyatlarının gizemi ve mucizesi. Altın fiyatları sürekli değişiyor, bu da yatırımcıları her sabah bu değerli metalin fiyatını kontrol etmeye yöneltiyor. Bu spekülasyon seviyesine rağmen, altın en popüler yatırım ve değerli metal olmaya devam ediyor. Yüzyıllar boyunca altın, değerin ve zenginliğin gizemli bir sembolü olmuştur. Tarih boyunca insanlar çeşitli nedenlerle altın tutmaya devam ettiler. Toplumlar ve şimdi ekonomiler altına değer verip altının değerini koruyorlar. Diğer para birimleri işe yaramaz hale geldiğinde, altın geri döndüğümüz metaldir. Bu da, altının zor zamanlara karşı sigorta olarak her zaman bir değere sahip olduğu anlamına gelir. Birikimlerinizi altın olarak tutmanın faydaları, sizler için 10 madde halinde aşağıda sıralandı. Önce, bugün altının anlamı nedir? A. Tarih boyunca altın, özel ve değerli bir meta olarak görülmüştür. Altın bugün de aynı anlama geliyor. B. Bugün, altın sahibi olmak, enflasyon ve deflasyona karşı iyi bir koruyucu unsuru olmasının yanı sıra iyi bir portföy çeşitlendiricisi olabilir. C. Küresel bir değer deposu olarak altın, jeopolitik ve makroekonomik belirsizlik sırasında finansal teminat sağlayabilir. Şimdi biraz altın sahibi olmak için 10 iyi sebebe bakalım. 1. Temel içgüdü. Altının sahibi olma güdüsü. Altın yatırımı insanlarda tasarruf güdüsünü artırır. Yüzyıllar boyunca altını elde ettikten sonra, insanlar altını harcamadılar, saklamayı tercih ettiler. Tarihsel deneyim, altın sahibi olanın daha fazla altın istediğini göstermiştir. Altınla ilgili bu temel insan motivasyonunun bir sonucu olarak, altın yatırımı insanlarda tasarruf güdüsünü arttırır. Tabii ki, altın harcamak, para harcamak kadar kolay değil. Çünkü altın paradan daha az likit bir varlıktır. 2. Altın neden daima değerlidir? Kağıt para, madeni para veya diğer varlıkların aksine, altın çağlar boyunca değerini korumuştur. İnsanlar altını zenginliklerini bir nesilden diğerine aktarmanın ve korumanın bir yolu olarak görüyorlar. Eski zamanlardan beri insanlar bu değerli metalin benzersiz özelliklerine değer verdiler. Altın korozyona uğramaz, 24 ayar saf altın ancak 1063 derecede erir. Böylece madeni para ile çalışmayı ve damgalamayı kolaylaştırır. Dahası, altın diğer elementlerin aksine benzersiz ve güzel bir renge sahiptir. Altındaki atomlar daha ağırdır ve elektronlar daha hızlı hareket eder ve bir miktar ışığın soğurulması oluşturur. Einstein'ın görelilik teorisini anlamaya çalışan bir süreç. 3. Dolar. Dolar aslında sadece bir kağıt. Bunu aklında tut. ABD doları dünyanın en önemli rezerv para birimlerinden biri olmasına rağmen, doların değeri 1998 ile 2008 arasında diğer para birimleri karşısında kalıcı olarak düşmüştü. Bu durum insanları, altının güvenli limanına akmaya yönlendirdi. Altının fiyatı 1998 ile 2008 arasında neredeyse 3 katına çıktı ve 2008 başlarında ons başına 1000 dolarlık bir dönüm noktasına ulaştı. Ve 2008 ile 2012 arasında ise neredeyse tekrar 2 katına çıktı ve yaklaşık 1800 ila 1900 dolar seviyesine ulaştı. ABD dolarındaki düşüş, ülkenin büyük bütçesi ve ticaret açıkları ve para arzındaki büyük artış da dahil olmak üzere bir dizi nedenden kaynaklandı. 4. Enflasyon riskinden korunma amaçlı altın. Altın tarihsel olarak enflasyona karşı mükemmel bir korunma olmuştur. Çünkü yaşam maliyeti arttığında, altının fiyatı yükselme eğilimindedir. Son 50 yılda yatırımcılar yüksek enflasyon yıllarında altın fiyatlarının yükseldiğini gördü. Bunun nedeni, ülke para birimi enflasyona ilişkin satın alma gücünü kaybettiğinde, altın bu para birimleri nezdinde yükselme eğilimindedir. Dahası, altın iyi bir değer deposu olarak görülüyor, bu nedenle insanlar yerel para birimlerinin değer kaybettiğine inandıklarında, altın almaya teşvik edilebilirler. 5. Altın sizi korur. Deflasyon, fiyatların düştüğü, ticari faaliyetin yavaşladığı ve ekonominin bunalıma girdiği bir iktisadi olaydır. 1930'ların büyük bunalımından bu yana küresel olarak görülmeyen, ekonomik depresyonda altın değerini korumuştu. Depresyon sırasında altının göreli satın alma gücü yükselirken, diğer varlık fiyatları keskin bir şekilde düştü. Çünkü insanlar nakit biriktirmeyi seçtiler ve nakit tutacak en güvenli yer o zaman altın ve altın paraydı. 6. Altın güvenilir bir siyasetçidir. Altın sadece finansal belirsizlik zamanlarında değil, jeopolitik belirsizlik zamanlarında da değerini korumaktadır. Genellikle kriz metası olarak adlandırılır. Çünkü insanlar dünyada gerilimler yükseldiğinde, göreceli güvenliğe kaçarlar, bu gibi zamanlarda altın diğer yatırımlardan daha iyi performans gösterir. Örneğin, altın fiyatları bu yıl Avrupa Birliği'nde meydana gelen krize cevaben bazı önemli fiyat hareketleri yaşamıştır.
Yine hükümetlere olan güven düşük olduğunda altın fiyatı genellikle daha çok artar. 7. Altının arzı azalır, fiyatı artar. 1990'lardan bu yana piyasada altın arzının büyük kısmı, küresel merkez bankalarının tonozlarından külçe altın satışından gelmiştir. Küresel merkez bankaları tarafından yapılan satışlar, 2008 yılında büyük ölçüde yavaşlamıştır. Aynı zamanda, 2000 yılından bu yana madenlerden yeni altın üretimi azalmaktadır. Yıllık altın madenciliği üretimi yıldan yıla düşmektedir. Yeni bir madenin üretime başlaması 5 ila 10 yıl sürebilir. Genel bir kural olarak, altın arzındaki azalma altın fiyatlarını artırmaktadır. 8. Altının talebi artar, fiyatları artar. Önceki yıllarda yükselen piyasa ekonomilerinin zenginliği altın talebini arttırdı. Bu ülkelerin çoğunda altın, kültürle iç içedir. Hindistan, dünyanın en büyük altın tüketen ülkelerinden biridir, takı da dahil olmak üzere birçok kullanımı vardır. Bu nedenle, Ekim ayında Hint düğün mevsimi geleneksel olarak yılın en yüksek küresel altın talebinin görüldüğü zaman dilimidir. Altın külçesi biriktirmenin geleneksel bir tasarruf şekli olduğu, Çin'de altın talebinin sabit ve yüksek olduğu görülüyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında da altın talebi arttı. Birçoğu metaları ve özellikle altını, fonların tahsis edilmesi gereken bir yatırım sınıfı olarak görmeye başlıyor. 9. Yumurtaları farklı sepetlere koyun. Çeşitlendirmenin anahtarı birbiriyle yakından ilişkili olmayan yatırımlar bulmaktır. Altının tarihsel olarak hisse senetleri ve diğer finansal araçlarla negatif korelasyonu olmuştur. Yakın geçmişe bakalım. 1970'ler altın için harikaydı, ancak borsalar için korkunçtu. 1980'ler ve 1990'lar hisse senetleri için harikaydı, ama altın için korkunçtu. 2008'de tüketiciler altına döndükçe, hisse senetleri önemli ölçüde düştü. Düzgün çeşitlendirilmiş portföyler, genel oynaklığı ve riski azaltmak için, altını bir portföydeki hisse senetleri ve tahvillerle dengelerler. 10. Uzun vadeli bir arkadaş olarak altın. Altın, çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyünün önemli bir parçası olmalıdır, çünkü hisse senetleri ve tahviller gibi kağıt yatırımlarının değerinin düşmesine neden olan olaylara tepki olarak altının fiyatı artar. Altının fiyatı kısa vadede değişken olabilmesine rağmen, uzun vadede değerini daima korumuştur. Yıllar boyunca, enflasyona ve para birimlerinin erozyonuna karşı bir korunma görevi görmüştür ve bu nedenle dikkate değer bir yatırımdır. Bir sorum daha var. Altına nasıl yatırım yapabilirim? Altın birikimimi nasıl karlı bir yatırıma dönüştürebilirim? Altın birikimini yatırıma dönüştürmek için en çok tercih edilen yatırım kanalı altın hesaplarıdır. Altın hesabı ile güvenli bir şekilde altın satın alıp tekrar satabilirsiniz ve nakliye veya depolama ile ilgili herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ayrıca ayar kaybı ve aşınma gibi risklere karşı koruma fırsatı da elde edersiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, çalıştığınız bankanın alım-satım kurlarının değeridir. Her banka altınlarınızı aynı kur üzerinden alıp satmaz. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce, karşılaştırma yapıp, alım-satımda daha uygun kurlar teklif eden bankayı tercih ederek avantaj elde edebilirsiniz. Altın yatırımındaki bir diğer önemli konu zamanlamadır. Altının piyasalarda işlem gördüğü saat dilimi genellikle iş hayatı ve günlük acele nedeniyle en yoğun olduğunuz zamanla çakışır. Bu nedenle, yatırımınız genellikle çalışma saatlerinden sonra kalır ve değişim avantajını kaybedersiniz. Bununla birlikte, çalıştığınız banka, işlem saatlerinde olduğu gibi gündüz ve gece ne olursa olsun işlem oranlarını korursa ve uygun marjlar uygularsa, bu size büyük bir avantaj sağlar. Yatırım saatleriniz yukarıda belirttiğimiz gibi günlük yoğunluğunuza göre sürekli değişiyorsa, bankanızın internet ve mobil şubesi en büyük yardımcınız olacaktır. Çünkü bu kanallar sayesinde gündüz ve gece beklemeden, şubeye gitmeden ve pazarların açılmasını beklemeden kendi koltuğunuzda bile işlem yapabiliyorsunuz ve yatırımınızın kontrolünü zamandan bağımsız olarak kontrol edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, ders videomuzun son bölümüne geldik. Karlı olarak altın almak ve satmak isteyen herkes, altına yatırım yapmak isteyen herkes, altın fiyatlarını etkileyen faktörleri bilmelidir. Hadi kontrol edelim. Altın fiyatını etkileyen faktörler. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise, 1. Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep. 2. Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri. 3. Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları. 4. Petrol ve diğer emtiaların fiyatları. 5. Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri. 6. Merkez bankalarının para politikaları. 7. Reel faiz hadleri. 8. Enflasyon oranları. 9. Dünya ekonomilerinin büyüme hızları.
10 altın üreticilerinin hedging işlemleri. 11 altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı. 12 spekülatif amaçlı işlemler. 13 ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değeridir. Teşekkürler arkadaşlar, iyi günler dilerim. Charles Dickens'ın dediği gibi, altın kadar iyi günler.